AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, çocuklar her sabah Türk'üm demek zorunda mı? Dedi. Şimdi bir Türk çocuğu her sabah yemin ederim ki, Allah'a kasem ederim ki ben Türk'üm demek zorunda mı? Demezse Türklüğüne bir zarar gelir mi? Her sabah kalkıp aynanın karşısında hanginiz geçiyorsa vallahi billahi Müslümanım, ben doğruyum üstelik çalışkan bir Müslümanım demediğiniz zaman Müslümanlığınıza zarar geliyor mu? İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı paket tepki çekiyor. Kesinlikle yanlış. Yanlış, çok yanlış. Bütün dünyada insanlar ülkelerini şey yaparlar. Andımızın okullardan kaldırılacak olması velilere soruldu. Önce kaldırılmamalı. 85 senedir süren dava. Yani bugün niye kaldırılsın? İstanbullular güne yağmur sürpriziyle uyandı. Bu yüzden birçok okulda andımız okunmadı. Şayet karar yasalaşırsa bundan böyle andımız hiç okunmayacak. Andımızın kaldırılacak olması velilerin tepkisini çekti. Uygun değil bence. Kesinlikle uygun değil. Ve arkadaşım da uygun değil olarak görüyor. Yani eğer farklı açıdan görüyorlarsa biz farklı iyi bir arkadaşız ama bu Türkiye'ye bu şekilde olmaz. Bence yanlış. Okunmaması yanlış. Ne bileyim, bu şekilde alıştık. Yani onunla büyüdük. Bence okunması daha mantıklı. Bence çok kötü ya. Okunsa daha iyi olur. Yani Atatürk'ün emanet ettiği şeyler bence sahip çıkması lazım. Hani bütün devletin, bütün milletin. Yurt dışında insanlar kendilerini şey yapıyorlarsa Türkiye'de de insanlar Türk olduklarını söylemekte sakınca yok yani. Kaldırılmamalı. 85 senedir süren dava. Yani bugün niye kaldırılsın? İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz. Bu ne bir ilktir ne bir sondur. Dün de söyledim. Çünkü sosyal olayların bir matematik olmadığını çok iyi bilmemiz lazım. Dolayısıyla geliştikçe, değiştikçe bunların da güncellenmesi gerektiğini hep söylüyorum. Burada da söylemek durumunda. Türk milletini benliğiyle buluşturan andımız konusu. Türk'üm, doğruyum, efendim, çalışkanım, yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak. Böyle devam ediyor. Yani Türk milletinin örfüyle insanı barıştıran, geleneğiyle buluşturan bir söz. Çocukluktan beri kulağına, kalbine giriyor. Şimdi bu anda baktığınız zaman burada insanı yoldan çıkartacak, vatana, millete, devlete karşı getirecek, kendisiyle çelişki haline sokacak hiçbir unsur yok. Adam diyor ki ben bunu kaldırdım. Ya ne gerekçeyle bunu kaldırıyorsun? Şimdi açılım. Sen başkasına hak veriyorsun, Türk milletinin asıl hakkını elinden alıyorsun. Sen nasıl bir açılım bu? Andımızda Türk kelimesi alelade bir etnik unsur değildir. Bu andımızı Hacı Bektaşi Veli'nin 1250 yıllardan itibaren Anadolu'daki yaptığı faaliyetle buluşturup önümüze korsak bunun manasını çok daha iyi anlarız. Hacı Bektaşi Veli ne yapmıştır? Anadolu topraklarına geldiği zaman Türkmen Türklerini, Keldanileri, Gezdanileri, Süryanileri, hatta Rumları, Ermenileri, Boşnakları, Arapları, Süryanisi ne varsa bütün bunları İslam medeniyetiyle buluşturdu. Evvela Müslüman yaptı. Müslüman olan bu bireyler dediler ya eğer Türklük Hacı Bektaş gibi olmaktansa biz de Türk'üz. Dolayısıyla Hacı Bektaş nasıl kendi şahsında Müslümanlıkla Türklüğü barıştırıp birleştirdiyse o günün şartlarında, o şartlarda, o coğrafyada yaşayan insanları da hem dinde hem de Türklükte beraber yaptı. Yani Türk'ün burada asıl ortaya çıkan yönü kültürüdür, maneviyatıdır, siyasetidir, yani dinidir. Şimdi biz Türk dediğimiz zaman bu kimliği hatırlıyoruz. Hacı Bektaşi Veli buluşturdu. Bir medeniyet kimliği, İslam medeniyet kimliğiyle bir araya getirdi. Bunlar şimdi bunu
andımızı kaldırmakta darmadağın etme safhasına soktular. İnşallah ayıkırlar. Bir dönüş yaparlar. Ne zararı var sana? Onu söyle bana. Yok, Kürtler bunu algılayamadı. Yalan. Sen eğer bunu Kürt kardeşlerimize anlatmak istiyorsan Haydar Hoca'yı gönder oraya. Ben ikna edeyim onları. Yani buradaki Türk kelimesi aynı zamanda Kürttür. Lazdır, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır, Süryani'dir, Keldani'dir. Yani Müslüman olan herkestir. Başkası değil. Bu andımız işi çok basit gibi görülse de aslında Batı'nın Türkler soykırımcıdır dediği noktada budur. Niye? Biz Rumunu, Ermenisini, Süryanisini, Keldanisini, Arabunu, Kürtünü, Lazını, Çerkezini, Boşnağını İslam siyaseti, İslam medeniyeti, İslam kültürü maneviyatıyla beraber Türk yaptık. Bir bütün oldu. Bunlar bizi diyor Türkleştirdi. Soykırım yaptılar. Buradaki soykırımın manası bu. Yani bizi aldı Rum iken Müslüman yaptı, Türk ettiler. Ermeniydik, aldı Müslüman yaptı, Türk ettiler. Çerkezlik Müslüman yaptı, Türk ettiler. Batı bunu azmedemiyor. E sen bugün bilerek yahut da bilmeyerek Batı'ya çanak tutuyorsun. Yani topluma eriştiriyorsun. E tamam, bunu yaptın. Ne olacak yarın? Kafa kaldırdı Rumlar, kafa kaldırdı Ermeniler, Çerkezler. E zaten bu hangi şeydi, Nevruz'da Apo öyle demedi mi? Siz de kafayı kaldırın, hakkınızı alın. Neymiş bu? Parçalanmak. Yazıklar olsun.